Çanakkale'de 3. Çanakkale merkezde ilk olan uyku ünitesi Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde açıldı. Uykuda horlama, nefes kesilmesi, nefes darlığı ve boğulma hissiyle uyanan uyku esnasında diş gıcırdatma gibi şikayetleri olan vatandaşlar burada tedavilerini görüyor. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde uyku ünitesi açıldı. Çanakkale'de 3. Çanakkale merkezde ilk olan uyku ünitesi Kasım ayı itibariyle hizmet vermeye başladı. Horlama, uykuda nefes durumları ve uykusuzluğa neden oluşturabilecek sebeplerin araştırıldığı uyku ünitesi 3 yataktan oluşmakta olup uyku sorunu olan hastalara hizmet veriyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Hasan Tütüncüler, Kasım ayı itibariyle hizmete başlayan uyku ünitesi için şunları söyledi. Ünitemiz Çanakkale'nin şimdiye kadar var olan eksikliklerini yerine getirmek üzere kuruldu. Son zamanlarda uyku apnesi sayısı giderek arttı. Ehliyetlerde zorunlu sağlık raporu gerekçesiyle de uyku ünitesinin açılması şart oldu. Özellikle vücut kitle indeksi yani kilosu fazla olan kişilerin mutlaka ehliyet için uyku testi yapılıyor. Çünkü uyku nedeniyle, apnesi nedeniyle kişiler trafik kazalarına sebep oluyor. Bu yüzden hem sağlık açısından hem de trafik kazaları önlenmesi nedeniyle bu laboratuvarın açılmasını öngördük. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Hasan Keser, şehir ve hastalarımız için gerçekten bir ihtiyaçtı. Çanakkale'ye ve hastanemize hayırlı olsun dedi. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık bir aydır biz 3 yataklı bir uyku apne ünitemizi kurmuş bulunmaktayız. İlçelerimizde Ezne ve Biga'da bu ünitelerimiz mevcuttu ama şehir merkezinde var olan ihtiyaçtan dolayı biz hastanemize de bu ünitenin kurulması için çalışmalarımızı yürüttük. Sağ olsun hocalarımız ve sağlık müdürlüğümüzün desteğiyle yaklaşık bir aydır bu ünitemizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Şehir ve hastalarımız için gerçekten bir ihtiyaçtı. Bir aydır da aktif olarak kullanmaktayız bu ünitemizi. Şehrimize, hastanemize hayırlı olmasını diliyorum ben de. Hastalarımıza da geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz.